Gördüğünüz gibi bu patateslerimizi ezdik. Ha şimdi oraya bir kadar hep çok gördüğünüz gibi diyorsun. Görmediğiniz gibi ezdik. Çok yani gördüğünüz gibi. Yani görmediğiniz gibi. Bunları görmediniz unutun. Şu sağda kameranın tam ucundan görünen bizim mahallenin delisi kendisi. Hani yok dedin ya. Hani görünce işte böyle. Görüyorsun. Görüncelik böyle bir şey. En kıymetli görüncesi benim bu ikinci planda. Çünkü Ankara'da uzakta. İki tane kanalımız var. Birinde işte hastalıklardan, kanserlerden bahsediyoruz. Evet, yine bir gün, bugün yine beraberiz. Değil mi başkanım? Evet efendim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Rulo patatesli börek yapıyoruz. Nedir malzemelerimiz? 4-5 tane haşlanmış patatesimiz var. 1 çay bardağı zeytinyağımız var. 1 su bardağı sütümüz var. 1 tane yumurtamız var. Karabiber, pul biber. Yine her zamanki olmazsa olmazımız baharatlarımız var. Tuzumuz var. 3 tane de yufkamız var. Yufkamız var. Yani zeytinyağı 1 çay bardağından biraz daha fazla. Yarım su bardağı gibi. Evet. Çünkü o çay bardağından büyük bir bardak. Normal çay bardağına göre şey. Evet. Evet. Buyurun efendim. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Haşlanmış olan patateslerimizi ezmeyle başlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bu patateslerimizi ezdik. Ha şimdi oraya bir kadar hep çok gördüğünüz gibi diyorsun. Görmediğiniz gibi ezmedik. Çok yani gördüğünüz gibi. Yani görmediğiniz gibi. Bunları görmediniz unutun. Arkadaşlar patatesi ezdik diyemiz. Kayıt. Şimdi burada ezilmiş olan patateslerimizin içine bir tane yumurtamızı, evet, sütümüzü, zeytinyağımızı döküyoruz. Sonra baharatlarımızdan önce pul biber, sonra karabiber, sonra peşine tuzumuzdan atıyoruz efendim. Tabi ateş çok önemli. Aynı böyle şef gibi atıyorsunuz tuzu. Nusret gibi değil yani. Evet. Sonra bunların hepsini zerzene bir karıştırıp harmanlayıp birbirine yediriyoruz. Ben biraz da şey atmak istiyorum. İzin var mıydı? Usta sizsiniz. Çok ağır. O şeyin adı yok mu? Kimyon. Kimyon, evet. Ben seviyorum çünkü güzel olsun. Baharat şeyleri size bağlı. Ve karıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? 3 tane yufkamız var demiştik. Patates harcımızı hazırladık. Bunu 4 yufkayla da yapabilirsiniz. Ben 3 yufkayla yapıyorum. Evet. 4 de olabilir yani. Evet. Kendileri. Ve hazırladığımız harçtan şöyle biraz karıştırıyoruz. Çünkü hani yağ üste doğru çıkıyor ya. Evet. Evet. Bu şekilde döküyoruz. Bunu 3'e böleceğiz arkadaşlar. Ona göre dökün. Yani her yufkanın üzerine, aynen, dökeceksiniz. Evet. Ve yayıyoruz. İçine yayıyoruz. Şimdi tekrar ikinci yufkamızı üzerine kapatıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu 30 yıl önce ilk yeni evlendiğimizde o kadar sık yapardım ki, o zamanlar günler falan olurdu. Hep ondan bundan görüp böyle hep yapardım. 30 yıl öncesi şimdi tekrar şey çıktı. Bayağıdır da yapmamışım yani. Yani en son 30 sene önce mi yapmıştınız? Hayır. Yok, çok yapmıştım öyle. Tandır iyi. Çok yapmıştım. Hayır. Evet. Çok yapmıştı. Ben unutmuşum. Sonra hep yeni yeni bir şeyler çıkıyor. Sürekli bir şeyler deniyorsun, ediyorsun. Onlara geçiş yapıyorsun yani. Bu bir ara herkesten kalktı. Şimdi yeniden türek mesela bu. Öyle, evet. Tanrıyım dedi başkanım. Yani 30 sene değil mi? Hayır canım, çok yaptıydık öyle yıllarca yaptık ama hep yeni bir şeyler çıkıyor ya. Ona dadanıyorsun yani. O anlamda söylüyorum.
Ay başkanım ya. Hemen de tarlayayım. Ama ne yapayım şefim yani 30 sene değil mi? Hayır canım. Ya dedim 30 senede bir mi yapayım sen bir yani? Evet. Allah'ım dedim ya Rabbim. Bir 30 sene sonra ne oluruz bilemiyorum dedim bir araya. Şimdi evet, üçüncü katını seriyoruz. Evet. En son patateslerimizi de üzerine döküyoruz. Görmüş olduğunuz patatesli yufkamızı bu şekilde yavaş yavaş şöyle rulo yapıyoruz. Peki bir şey sorabilir miyim? Tarabı yani o ruloyu çok sıkı ya da gevşek yapmanın bir şey var mı? Normal. Ama çeviriyorsunuz. Zaten sıkı yapamazsınız. İçindeki patatesler çok yumuşak olduğu için normal. Zaten bu tarafa doğru geliyor patates. Geliyor evet geliyor. Aynen. Zaten gelecek mecbur sardığımız için. İşte budur. Şimdi bunu ortadan bir tepsiye alacağım. Biraz böyle bir saat falan, bir buçuk saat bekleteceğiz arkadaşlar. Gerisi sonra. Evet. Böreğimizi ortadan kestim. Rahat tepsiye koymak için. Şu an bir buçuk saat falan bekleteceğiz. Daha sonra dilimleri ayırıp göstereceğiz. Şefim niye bekliyor peki? Çok şey ya rahat keseceğiz yani için sürücü olduğu için. Biraz donsun. Aynen biraz donduktan sonra daha rahat kesiyoruz yani. Bekleme özelliği. Bir de şunu söyleyeyim. Biz bunu böyle yapıyorduk ama sonra sizin damak tadınız patates kavurması yapıyoruz ya normalde. Evet. Onu çok sevdiğiniz için ben bunu yapınca sen öyle demiştin başkanım. Bir de patates kavurmasıyla iç harcı yapalım demiştiniz. O şekilde yapmıştık. Siz mesela o şekilde daha çok seviyorsunuz. Evet. Ben öyle seviyorum. Biz mesela patates kavurmalı yapıyoruz. Evet. Kıyma haşlı da yapabilirsiniz, peynirli de yapabilirsiniz. Evet. Aynen öyle. Ama öyle olmuyor ki. Herkes odaklan. Şimdi arkadaşlar burada benim görümcem var, eniştem var. Evet, en küçük görümcem var. En kıymetli görümcem var. Herkes şimdi bana baktığı için ben bir kaldım burada. Kes kes. Ejden yaptın. Evet yani şu an 200 derecelik ısınmış fırınımıza vereceğimiz böreğimizi kesiyoruz. Tayfun geldi. Görümcem arkadaşı, dostu, ahbabı ve kankerimizi. Ve Tuğçe dışarıda. Evet arkadaşlar, Ankara'dan misafirlerimiz geldi. Ankara'dan şu sağda kameranın tam ucundan görünen bizim mahallenin delisi kendisi. Ben deli değilim. Olsun. Ne demişler? Akıllı idare etmek kolaydır ama yok. Deli idare etmek mi zormuş? Yok öyle değil. Nasıl? Akıllı olup herkesi idare edeceğimi deli olayım herkesin idaresi demişler. Evet. Demişler. Alkışlıyorum. Bağcım. Ama bir de bir şey daha var. Ne var? Bir şey daha var. Ne diyorlardı? Ne? Bu iyi gelmiyor yalnız. Yok yine ona benzer canım. Hani atın bir iyisine, akıllı olup bir atın iyisine doğru yedirirsen deli derler. Arkadaşlar. Bizden özlü atasözleri. En kıymetli görüncesi benim bu ikinci planda. Çünkü Ankara'da uzakta. Ta uzaktan geldiği için. En kıymetli benim değil mi yenge? Aşkım. Aynen, katı da alın bari. Arkadaşlar şaşkın şef, görümcülerin istilasına uğradı. O yüzden çok ricamıyla yanık olamadım. Sağımda görümce, solumda görümce. Görmeyeyim ömrümce. Bir kere ben mübarekim. Evet. Arkadaşlar bu arada Ankara'dan gelen büyük görümcenin de kanalı var. Tutku TV kanalı. Tutku Bilgi kanalı. Bir de Tutku Bilgi kanalı var. Evet. Bir tane değil miydi? İki tane kanalımız var. Birinde işte hastalıklardan, kanserlerden bahsediyoruz. Tutku Bilgi kanalında. Hani kanserler hakkında bilgiler veriyoruz. Tutku TV kanalı da ASMR kanalımız var. ASMR. Ha, yani mukbang. Yemek yeme kanalı değil mi? Aynen. Öyle oluyor yani. Evet, mukbang. 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 Yani farklı. Kanser hakkında elimizden geldiğince insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Maalesef başımıza geldi. Evet, geçmiş olsun ama çok iyi şu an. Çok şükür, iyi. Çok şükür.
Evet şefim, onları diziyoruz. Başka işlem yapacak mıyız? Konuşun konuşun, böyle iyi olur. Arada kaynatıyor da. Aynen. Konuşun. Öyle işte. Allah kimsenin başına vermesin. Zor bir süreç. Evet. Yani sıkıntılı bir süreç. O zaman şöyle bilgi veririm. Sen konuyu açtın. Zaten kanalda da bahsediyorsun. Aynen. Benim kız kardeşim arkadaşlar. Büyük görümce dediğimiz şahıs. Bu. Maalesef demişim. Onun eşi Fethi de benim asker arkadaşım. Daha öncelerinde bir beyin ameliyatı geçirmişti. Evet. Bir ur var değil mi beyinde? Evet, evet. Sonra bir 14 sene falan geçtikten sonra yükseltti, tekrarladı. Tekrar. Sonra tekrar bir ameliyat geçirdi. Ama maşallah şu an çok iyi. O da aramızda. Evet. O yüzden hani kanserle uğraşanlar bizim kanala girerlerse elimden geldiğince hani ya, kanseri, çünkü şöyle de oluyor. Mesela başına geldiği zaman gerçekten çok ciddi bilgiler yok. Mesela ülkemizde mi bütün dünyada mı bilemem. Her şey doktora sorulamıyor. İnsanlar unutuyor, çekiniyor. Elimden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyorum. Hakikaten çok araştırarak, kulaktan dolma bilgiler değil. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Ya bir de ben şöyle söyleyeyim. Yani özellikle yani Fethi'nin, asker arkadaşımın hastalığında. Şimdi doktorlar belki ameliyat yapıyor ama sonraki olayları bir hasta yakını kadar izlemiyor. Mümkün değil tabii. Yani ki. O iki ay ya da işte o süreç geçene kadar yaşananları görmüyor. Mutlaka anlatılıyordur ama hani birebir yaşamak farklı oluyor. Çok. O yüzden siz bunları birebir yaşadığınız için kanalda bunları çok detaylı bir şekilde anlatıyorsunuz. Aynen. En azından yani olasılıkları söylüyorsunuz. Aynen. Yani bak bunlar başınıza gelebilir. Gelirse ne yapmanız gerekir diye. Çünkü şey de oluyor, şimdi o komplikasyonlarda endişeleniyorsun. Doktora da durmadan soramıyorsun. Doktora sorsan bile sağ olsunlar şey diye cevap veriyor. Normal olabilir ama olağanüstü şeyler gerçekleşebildiği için. Ben de mesela YouTube'a girdim, çok bilgi aradım, yok doğru düzgün. Ben de insanlara yardımcı olabilmek adı altına böyle bir kanal kurdum. Umarım oluyorumdur da. Öyle valla. Allah tabii bunu derken kimsenin başına vermesin. Amin. Hani amin. Ama yaşıyoruz ve hastalıklar hepimiz için. Amin. Allah şifası olan hastalıklar versin. Amin. Yani girip bir bakabilirsiniz. Birilerini önerebilirsiniz. Mesela o yüzden Fethi'yi ben kanala sık sık çekiyorum. Bak Fethi çok ciddi bir beyin ameliyatı geçirdi ikinci kere. Bak dördüncü ayda böyle hani bir de hastalar Fethi'yi Fethi'ler hastayı görünce de motive oluyorlar. Yoksa ben Fethi'yi meşhur etmek için kendimi ne münasip gelmişiz 100 yaşımıza zaten. Yani motive olsunlar, bu çok önemli. Anladım. Yok bence de faydalı bir işlem yapıyorsunuz. Kesinlikle. Yani, bir de şöyle bir şey söyleyeyim, bunu her şeyimi temin ediyorum. Gelirimizi tamamen biz ASMR gelirimizi de Tutku Bilgi gelirimizi de kanser vakıflarına ve kanser hastalarına bağışlayacağız. Çok yetebilir. Böyle bir misyon edindik. Anladım. Buyurun efendim. Evet. Evet şefim, şu an bitti. Evet, şu an bitti. Ne yaptık biz ona bu arada? Bu arada dilimledik. Üzerine susam ve çörek otu döktüm. Dökmeyebilirsiniz de. Evet. Şişinize göre. Bir şey söyleyeyim mi? Ben mesela normalde çok susam ve çörek otunu sevmiyorum. Deseydin uzman yarısı öyle yapardı. Yok. Sen yaptığın için ellerine sağlık. Zevkle yerim de. Ha. Hani yok dedin ya. Hani görümce işte böyle. Görüyorsunuz. Görümcelik böyle bir şey. İşte. Yani illa ya. İlla görümceliği yapacak yani. Ya işte orada deseydin falan. Hemen bir şey yapacak. Gelin. Doğru. Deseydin ama bak dedim arzuya bağlı. Ben senin hiç öyle bir şey düşünmemiştim yani. Hani gelin. Gelin gelirim de. Yarısını öyle yapardım ama söylemedim. Şaka diyorum. Söylemedim. Ben niye tercih ediyorum? Dökülüyor ya. O doğru ama hani tat da veriyor ama yok arzuya bağlı, doğru. Çörek otu çok söylerim ben. Ben çörek otunu çıbanlar yüzünden çok yediğim için yemin ederim artık midem bulanıyor. Evet biraz bitkici kokusundan olacak diye. Bir ara çıbanlarım için her gün evet. Şey yedim, çörek otu yedim. Ama ben susamlı çörek ben de çok severim. O yüzden hani ama senin gibi öyle yiyemem. Yok öyle ben de alıp da hantur diyemiyordum. Arkadaşlar bir gün. Evet biz fırına atalım. Hayır o sohbeti şöyle başvurdu yapsanız güzel olacaktı yani. Sadece yani. Hayır, böyle oldu. Yani neyse. Kahve artık... değirmeninde çekiyorum ben. Şimdi şu ikisi, biri sağda biri solda. Ben orada. Yani, başkanım. Kahve değirmeninden çekiyorum gerçekten. Çıvan ve sirkelerle çok iyi geliyor. Çok fitoterapi uzmanıyım aynı zamanda. Öyle. O yüzden böyle de bilgiler veriyor. Evet, o zaman ne yapalım? Fırınıza atalım. Aynen.
Böreğimiz pişti. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Ağzımız evet. Sağ ol. Bize evet. Görünce bize küçük görünce ağzı sulana sulana bekliyoruz. Evet. Ben çok severim. Brownie'de o çok evet. Evet, brownie'de çok severim. Böreği de çok severim. Ve büyük görümce arkada sessize büründü. Sineğe çekildi. Sineğe çekildi. Ben başında bekliyorum valla. Kendisi çünkü çok kibardır. Çok acıktık, yemek için gitmeyi bekliyoruz. O zaman ne yapalım? Bizlere afiyet geldi olsun diyelim. Evet. Evet. Arkadaşlar kanalımıza evet abone olarak bize destek verirseniz evet de mutlu oluruz. Evet. Aslıcığım sen de söyle. Nesli, arkadaşlar kanalımıza abone olun de. Mutlaka abone olun. Çok güzel tariflerimiz var. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Lezzetli şeyler yapıyoruz. Sohbetlerimiz var. O yüzden mutlaka kanalıma da abone olmanızı bekliyoruz. Ve hoşçakalın. Görüşmek üzere.